أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء
تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Ya Rabbi, okumuş olduğumuz bu Kur'an-ı Kerim'i sevabını bizi izleyen bütün izleyicilerimizin geçmişlerine ve kendi geçmişlerimizin ruhlarına ve kardeşim Serdar Bey'in kardeşi Gökçen Aydın'ın da ruhu teyyibelerine hediye eyledik. Vasıleyle kafe-i ehli iman ve ehli İslam'ın da ruhları için Allah rızası için El-Fatiha. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeden. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Elhamdülillahillezî hedâne lidînil İslam. Bizleri İslam diniyle şereflendiren Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillahillezî cealenâ min ümmeti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Bizleri Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ümmet kılan Rabbimize hamdolsun. Elhamdülillahillezî nevvere kulûbena bitilâvetil Kur'an. Bizlerin kalplerini Kur'an-ı Azimüşşan'ın nuriyle nurlandıran Rabbimize hamdolsun. Hazreti Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i kalbimize ve vücudumuzun her tarafına nur eylesin inşallah. Kur'an-ı Azimüşşan'ı bütün dünyaya hakim eylesin. Bütün beşeriyetin de Kur'an'la müşerref olmasını Cenab-ı Hak nasip eylesin. Değerli gönül dostlarım, bugünkü Saadet İdarem programımızın evet sohbet konusu zekatın farz oluşu ve faziletidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cibril hadisinde Peygamberimize Cebrail aleyhisselam gelip İslam'ın şartının kaç olduğunu sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın beş esasını sayarak ve bunlardan birisinin de zekat olduğunu açık bir şekilde buyurmuştur, ifade etmiştir. Değerli gönül dostlarım, Kur'an-ı Azimüşşan'da zekatla ilgili birçok ayeti kerimeler var. Zamanımızın evet el verdiği kadarıyla birkaç ayeti kerime ile ve ahadis-i nebevi ile bugün zekat konusunu anlatmaya gayret edeceğiz. قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَاَقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَاَطِيعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ. Allah-u Teala Nur Suresinin 56. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Namazı kılın, zekatı verin ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat edin ki merhamet edilmiş olasınız. Yani Allah-u Teala'nın rahmetini hep istiyoruz ya değerli gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın rahmetine nail olmanın yolu işte bu ayeti kerimede geçmektedir. Allah Kur'an-ı Azimüşşan'ın birçok yerinde namazı ve zekatı beraber zikretmektedir. Namaz kılın ve zekat verin ki diyor Cenab-ı Hak
merhamet olunasınız. Yani Allahu Teala'dan rahmeti dilediğimiz zaman bununla beraber biz bu görevlerimizi, bu vazifelerimizi ifa etmek mecburiyetindeyiz. Zekatı bazen verdiğimizde sanki bir sadakaymış gibi, sanki kendi cebimizden, kendi malımızdan veriyormuşuz gibi telakki ediyoruz. Nefis ve şeytan mücadele ediyor. Onu verdiğimiz zaman sanki bizim malımızdan bir eksiklik meydana gelecek diye telakki ediyor ve düşünüyor. De nefis ve şeytan bizi buradan ne yapıyor? Geriye çekmeye çalışıyor. Biz nefsimizin dediğini değil, şeytanın dediğini değil, bizi yaratan ve kainatı bizim hizmetimize sunan, bize mali ve mülkü de Cenab-ı Hak nimet olarak veren Rabbimize karşı vazifemizi yapmak mecburiyetindeyiz. Ve ekimus salah diyor Cenab-ı Hak. Bu bir beşerin sözü değil, bir hocanın emri değil. Bu Hazreti Muhammed'in de dediği değil. Bu Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Ve ekimus salah, namaz kılınız. Ve etuz zeka, zekatınızı veriniz diyor Cenab-ı Hak. Ve eti'ur resule, ama Hazreti Muhammed'e de itaat edin. Leallekum turhamun, ki merhamet edilmiş olasınız diyor Cenab-ı Hak. Allah bütün bu vazifeleri hakkıyla ifa eden kullarından eylesin ve rahmetinden istifade edenlerden eylesin diyoruz. Manisa'ya selamlar. Hattımızda izleyicimiz var. Hayırlı akşamlar. Hocam, selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben sizleri çok seviyorum. Allah da sizi sevsin. Allah da sizi de sevsin inşallah. Allah senden razı olsun inşallah. Amin. Hocam, Allah'ıma bin kere şükürler olsun. Evet. Ben neredeyse 60 yaşına geldim. Benim yaşım çok uzun namazdan geçti. Evet. Peki bazı insanlar, ben insan hatasız olmaz yani. Hata yapabilir, namazdan olsun, yani abdestten olsun. Bazı insanlar yani durup dururken insanı kırıyor. Yani kalbini nasıl kırıyor? Nasıl söyleyeyim artık? Evet. Kırıyor, beğenmiyor. Evet. Bunun hükmü nedir? Anlatırsam memnun olurum. Allah senden razı olsun inşallah. Amin. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Manisa'ya selamlar. Değerli gönül dostlarım, kalp kırmak İslam'a göre caiz değildir. Bir müminin kalbini kırdığın zaman bundan Allahu Teala rahatsız olur ve bundan dolayı da Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam müteessir olur. Onun için bir mümin diğer bir mümin kardeşini kırmayı değil, onun gönlünü almayı bilmelidir. Ve dilimize çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü Hazreti Ali radıyallahu teala anhu şöyle diyor: "Cerahatu sinani laha yeltamu ve la yeltamu ma jarahal lisan." Yani başka yaraların tedavisi mümkündür ama dil yarasının tedavisi mümkün değil. Ok atarsın 12'ye vurmak için, bazen sağa sola sapar, yani hedefi alamaz, 12'de vuramaz. Ama dil öyle bir şey ki, bir şey söylediğin zaman karşıdakinin tam 12'de vuruyorsun, kalbine tesir ediyor. Ve dolayısıyla dilimizi çok muhafaza etmemiz lazım. Elem nec'al lehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni, ki Allah bize vermiş olduğu bu nimetlerle iftihar ediyor. Ben size iki göz vermedim mi, bir dil vermedim mi, iki dudak vermedim mi? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu çok mükemmel nimetlerdir. Bu nimetleri Allah ve Resul'ün istediği doğrultuda kullanmak mecburiyetindeyiz. Kendi nefsi arzularımızın doğrultusunda değil. Allah ve Resulü müminin kalbini kırmayı asla ve asla caiz görmez ve Allah ve Resulü buna karşı evet gadeblenir, öfkelenir. Onun için hiç kimsenin kalbini kırmamaya gayret edelim. Bir mümin vefat edince arkasında 4 tane komşusu, sahih hadistir, Allah senden razı olsun, biz senden razıyız deseler Allah o kişiyi affeder. Onun için gönül kırmak değil, gönül almak lazım diyoruz. Adana'dan, evet, hattımızda izleyicimiz var. Hayırlı akşamlar, Adana'ya selamlar. Aleyküm selam, buyurun. Sağ olasın hocam. Buyurun. Hocam, benim bir sorunum var. Buyurun. Ben çanta satıyorum. Evet. Kurban Bayramı arefesinde bir Suriyeli'ye bir çanta sattım.
Evet. Akşam neyi sattım. Hanımıyla beraber geldi. Evet. Ben kendisine dedim ki bak al, çat pat Türkçe biliyordu. Al, yalnız işim yoktur bizde. Evet. Aldı ve gitti. Ertesi gün geldi. Bunu değişti dedi. Ben de kalabalıktı yalnız. Bayram arefesini biliyorsunuz. Evet. Ben de kendisine bunu değiştiremeyeceğimi söyledim. Buraya akşam size söyledim. Burada da yazı yazmışım. Değiştirmiyorum diye. O da ben başka müşteriye bakarken o çantayı oraya fırlattı gitti. Evet. Dışarı gitti. Ben gittim. Motorun üzerindeydi. Gittim sakalından tuttum. Dedim bak senin bu yaptığın bizde küfür anlamına gelir. Niye attın bu hareketi? Geri döndüm. Onun istediği başka bir çantayı vermek istedim. Geldim. Bastı gaza gitti. Ama ben sıfatını unutmuşum. Tanıyamıyorum. Ve dükkanımın yerini de değiştirmişim. Orayı yıkıldı. Başka yere gittim. Ben bunu nasıl ödeyeceğim bu hakkı? Tabii keşke değiştirseydin. Ama evet, alışverişte ama de İslam'a göre alışveriş bitti mi, mekan ayrıldı mı, artık tekrar iade etmesi öne olmaz. Yalnız değiştirme konusunda yapsaydınız iyi yapardınız. Ama o da geri bıraktığı için almadığından dolayı o kardeşimizin hayrına bir başka ihtiyacı olan Suriyeli kardeşimize verirseniz bu mesuliyetten kurtulursunuz diyoruz. Evet değerli kardeşlerim, zekat dedik. وَقَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي آيَةٍ اُخْرَى خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Bu ayet-i kerimede de Cenab-ı Hak, Habibim onların mallarından kendilerini temizleyip ve arıtacak bir sadaka al ve onlara dua et. Yani zekat maldan alındığı zaman o mal temizlenir. Ayet-i kerimede Allah öyle buyuruyor. Malımızı temizlemek istiyorsak, malımızı korumak istiyorsak, malımızın artmasını istiyorsak, muhafaza edilmesini istiyorsak yapacağımız tek şey İslam'ın beş esasından biri olan ve Kur'an'la, sünnetle, icma-i ümmetle farziyeti sabit olan zekatımızı almamız lazım. Muhakkak ki senin duan onların kalplerine sükun ve itminan verir. Allah işiten ve bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah biz ne yaparsak onu işitiyor. Ne söylesek Allah onu işitiyor. Hangi fiili ve hangi hareketi yaparsak yapalım, Allah o yaptığımız hareketi, davranışı görüyor. Her akşam ben bazen böyle, dün de cemaatime de söyledim. Dedim bakın değerli kardeşlerim, cami cemaatimize sohbet ediyoruz her öğle vakti. Dedim yani bu millet niye bu hale gelmiş? Akşam haberleri seyredince o onu vurdu, o onu öldürdü, o onun hakkına tecavüz etti, o kadına vurdu, o kadını öldürdü. Boşamalar, şunlar, bunlar. Yani bu nasıl bir hayat? Kendi kendimizi irdelememiz lazım. Kendi kendimizi bazen hesaba çekmemiz lazım. Hasibu kable en tuhasebu. Hesaba çekilmeden önce Hazreti Ömer de öyle diyor radıyallahu anhu. Kendinizi bir hesaba çekin. Bu toplum niye bu hale gelmiş? Sebebi şudur, Kur'an'da uzak kalmalarıdır. Sebebi şudur, bu toplumun bu hale gelmesinin en büyük nedenlerinden birisi de Hazreti Muhammed'in sünnetinden, Hazreti Muhammed'in ahlakından uzak kalmalarıdır. Adamı vuruyor, aynen mangandalar gibi yolun ortasında, sen arabayı şöyle sürdün, sen böyle sürdün. Olabilir, insan hatadır, beşerdir. Düşüneceksin, bu adamın kafasında bir derdi vardır, bir kederi vardır, bir düşüncesi vardır. Belki o anda başka bir düşünceye daldı, hata yaptı. Ne olacak? İneceksin, geçmiş olsun diyeceksin ve karşılıklı tebessüm edeceksin. Takdiri ilahi öyledir. Tabii elbette trafik kurallarına dikkat etmemiz, riayet etmemiz bizim için gereklidir. İslam'a göre de gereklidir bunlar. Olmadı, yapamadı, bir hafta yaptı, hemen inip onu dövmek. Gazileri dövüyorlar, ondan sonra birbirlerini dövüyorlar, birbirlerine küfür ediyorlar. Bu kitabın neresinde? Bu dinimizin neresinde? Ahlakımızın neresinde? Hazreti Muhammed'in ahlakının neresinde değerli kardeşlerim? Vallahi Allah bizim her yaptığımızı görüyor ve her yaptığımızı işitiyor. Zekatını verdim, Allah görüyor. Vermedi mi? Allah onu da biliyor, görüyor.
Ben bazı adamları çok iyi biliyorum. Aynen şöyle diyor: hocam Allah üzerimize yağdırıyor, dolabım dolu para, koyacak yerim kalmadı ama elim gitmiyor, ben zekatımı veremiyorum, Allah muhafaza. Zekatımı veremiyorum diyor adam ya. Bir gün bir yerde sohbet ediyorum, taziye var. Aynen adam böyle diyor: hocam benim 90 diyor dairem var. Seni çok sevdim dedi vaazını, sohbetini, ama derdimi de anlatayım. 90 dairem var dedi hocam. Benim mankul gayrimankul bu kadar malım mülkü servetini saydın da olabilir yani. Ama dedi hocam ben sana bir şey anlatmak istiyorum. Anlat bakayım dedi. Ben İstanbul'a geldim, ben bir memurdum. Diyor köyden birisi gelince telefonu açınca bir köylüm geldi. Sevinerek gidip garajdan alıp getirip yedirip doyurup elimde de bir imkan varsa harçlığını da verip gönderiyordum. Ama daha sonra böyle zengin olunca bir köylüm telefonu açınca akrabam eve geleceğim diyor, benim içim ürpermeye başlıyor. Ödüm atlamaya, patlamaya başlıyor. Bu gelecek, ben buna nasıl bakacağım? Nasıl para vereceğim? Ve diyor gelip benim evde sofradan yemek yediği zaman aynen ifadesi bu. Bir lokmayı yiyince sanki benden bir parça koparıyor gibi. Allah muhafaza. Ve netice itibariyle dedi ki hocam ben zekatımı da veremiyorum. Veremiyorum, elim gitmiyor dedi. Ve aynen bunları söyledi. Dedi benim 90 dairem var, gece de 3 defa televizyonu seyrediyorum. Ben bir hoca olarak gece 3 defa kalkıyorum dediği zaman, gece 3 defa kalkıyorum aklıma ilk gelen dedi, maşallah teheccüd mü kılıyorsun? Gece kalkan teheccüd namazına kalkar. Hayır hocam dedi, 70 kiracım zamanında kirayı veriyor, 20 kiracım ise zamanında kirayı vermediği için uykum kaçıyor, televizyon seyrediyor. Allah muhafaza. Cimrilik kalba girdiği zaman işte hem dünyadan eder hem de ahiretten eder. O zekatı vermeyenlerin hepsinin kalbinde cimrilik vardır ve zerre kadar cimriliği taşıyan bir kişi de cennete giremez. Sen cimri olacaksın, Allah'ın hakkını vermeyeceksin. Allah'ın o muazzam cennetine de girip ebedil ebed orada yaşayıp hayatını sürdürmek isteyeceksin. Var mı böyle bir şey? Ya değerli müminler, böyle düşünmek lazım. Allah malı verdi mi, mülkü verdi mi, onun hakkını vermek zorunda ve mecburiyetindeyiz. Hattımızda izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Hayırlı aleyküm günler, selam. Hayırlı akşamlar. Hatay'a selamlar diyoruz. Hayırlı akşamlar. Buyurun. Hocam ben 2009'da hacca yazıldım. Evet. O günden beri bir bekle, bir sene, iki sene, üç sene, beş sene, 2017'yi bitirdik, hala çıkmadı. Bu hacılık gurra işine dönüştü. Evet. Bu gurra hacılıkta, dinde var mı? Tabii yani şimdi lafa geldi miydi diyoruz ki ne? Milli piyango gurra çekilir, haram. Evet. Yani bu hacılıkta ben mesela o zaman 2200 dolara gidiyordum. Şimdi şu anda 3000 bilmem kaç euro oldu. Evet. Ne olacak bunlar, doğru mu yani yaptıkları? Evet. Bu rayışı doğru mu? Peki. Peki oldu. Hatay'a selamlar diyoruz. Değerli gönül dostlarım, tabii Kur'an'ın sebepleri vardı. Onları da iyi bilmek lazım geniş bir anlamda. Şimdi yaklaşık 2 milyon üzerinde kişi hacca gitmek için ne yapmıştır? İsmini yazdırmıştır. Dolayısıyla her ülkede, bütün İslam ülkelerinden de hacılar nereye geliyor? Hacca gelmek istiyor. İnsanlar çoğaldığı için ve çok imkanlar da olduğundan dolayı herkes hacını eda etmek istiyor. Ve tabii ki şu anda mesela Ümre'yi açın, Kabe-i Muazzeme'yi seyredin, Zemzem kuyusunda orada şu anda bir çalışma vardır. Dolayısıyla ne yapılıyor? Mesela hac mevsiminde her ülkede 1 milyon giderse ne olur? Yani o hacın, o tavafın yapılması, o sayin yapılması, Arafa'ya gidip gelmesi, taşınması çok zor. Dolayısıyla bundan dolayıdır ki zarureten binaen Suudi Arabistan'da ne yapıyor? Bir kota koyuyor. Her ülkenin gidiş nüfusuna göre belirli bir kota. Türkiye'de de 70, 80 veya 100 bin civarından bir hacı kota koyuluyor. 2 milyon insanı siz takdir edin ki göndermek çok zordur. Hatta ben bir ara işittim ki Hac Genel Müdürlüğü'ne adamlar telefonu açıp böyle, bazı hacı kardeşlerimiz tabii haklıdır, devamlı yazıyor, bir an önce gitmek istiyor. Belki bugün imkanı var, yarın olmaz. Onlar da baktığın zaman kendi tarafından haklıdır. Küfür ettiklerini söyledi. Böyle bir şey olmaz. Şimdi mesela istemez mi Diyanet İşler Başkanlığı herkes kurasız bir kere haca gitsin gelsin?
Yani bunu arzular ama bunu takdir edin ki 2 milyon insanı Türkiye'de göndermek, böyle taşımak bile zordur ve dolayısıyla her ülkeden böyle bir kota kaldırılırsa o hacın eda edilmesi zor olur. Ama buna da üzülmeyelim. Kardeşlerimiz imkanları olduğu için ne yapıyorlar? Hacca yazılıyorlar, gitmek istiyorlar. Zengin olanın üzerine hem malla hem bedenle yapılan bir ibadet olduğu için yazılıyorsun. Yazıldığın an Allah bunu biliyor. Sen o makamlara, o hacı ifa etmeyi istiyorsun, arzuluyorsun. Kuraya tabidir, gidemedin. Gidemedin, vefat ettin. Veya malın yok oldu. Malın giderse zaten farziyet düşer. Malın varsa, kura çıkarsa gidersin. Gidemesen arkandan varisların hac bedelini yapabilirler ve gönderebilirler. Bunun telafisi de bu şekilde mümkündür diyoruz. Hakikaten zor bir mesele. Diyanet İşleri Başkanı da yapacağı ancak budur. 8 defa mesela 10 sene önce müracaat eden 10 defa bilgisayarda dönüyor. Bir defa mesela müracaat eden bir defa dönüyor. Bunu da böyle bilmek lazım. İşte nasip de kiminse ona çıkıyor. Bunun başka çıkar yolu, çıkış yolu da yoktur. Bunu böyle bilmek lazım. Evet değerli gönül dostlarım. Cenab-ı Hak diğer bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. فَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوا لَهُمْ اَجْرٌ كَب۪يرٌ Ya değerli gönül dostlarım. Allah diyor iman edip de Allah yolunda malını dağıtanlara gelince onlara büyük ecir vardır. Allah yolunda. Bu hem Allah'ın kulu zekat değerli gönül dostlarım hem de evet fakir fukaranın hakkıdır. Yani o fakire verdiği zaman zekatı verince aslında veren kişinin verdiği kişiye teşekkür etmesi lazım. Alan kişiden teşekkürü beklemeyeceksin. Bu benim malımı temizlemek için, malımın artışına, muhafazasına ve Allahu Teala'nın üzerime farz etmiş olduğu bu zekatımı alıp beni bu farziyette kurtardığı için ve beni bununla beraber hem farziyeti ifa ederken nasıl bir farz namazı kılarsan, sevap alıyorsan, zekatını verdiği zaman aynı oranda bir farzı ifa etmenin, eda etmenin sizden dolayı sevap kazanıyorsun. Ve hem de o kişinin duasını alıyorsun, bir kulun hakkını vermiş oluyorsun ve Allah'ın kullar üzerinde olan hakkını, Allah'ın hakkını eda etmiş oluyorsun. Zekatı böyle bilmek lazım, böyle karşıya vermek lazım. Evet, hattımızda bir diğer izleyicimiz var, alalım. Alo. Selam aleyküm hocam. İstanbul'a selamlar diyoruz, aleyküm selam, buyurun. Hocam ben Kars Koyunlu köyünden... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Kars Konyurdu köyüne Kars'a da selamlarımı gönderiyorum. Konyurdu köyü ben 1989'da ilk göreve başladığım köyümdür. Hakikaten onlar da beni çok seviyordu. Ben de onları çok seviyorum. Onların da üzerimde hakları var. Bütün Konyurdulara buradan eski ismi biz de diğer ifadeyle Berne diyoruz. Berne yani Konyurda selamlar diyoruz. Size selamlar. Buyurun Bilal Bey. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Ben etimle severek taştırdım ben onu. 15 senedir yaklaşık kayınpederimle biz barışmadık. İnsanlar çok gönderdik ama eşim vicdan azabı çekiyor. Helalleşmek istiyor ama bir türlü olmuyor. Yani bu nasıl olacak? Bu nasıl helalleşebilir? Bunu bir gün sen beni çağıracaksın. Geleceğim senin kayınpederine anlatacağız. Sizi barıştıracağız. Sen hem adamın kızını kaçır hem de ondan sonra şimdi benimle barış mı diyorsun? Değil mi? İnşallah barışırsınız. İnşallah bir gün gelirsek İstanbul'a yolumuz düşerse söyle inşallah barıştırırız. Barış çünkü bir barışı yapmak vesile olmak bir şehitliğin sevabı kadardır. Biz de seve seve sana yardımcı oluruz Bilal kardeşim. Tamam mı? Razı olsun hocam. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar. Evet değerli günü dostlarım. Allah öyle diyor. İman edip de Allah yolunda malını dağıtanlara gelince onlara lehum ecrun kebir. Allah diyor onlar için büyük bir mükafat vardır. Hazreti Ebubekir'i düşünün, bütün malını getiriyor, öyle olacak. Allah yolunda deyince gidip bütün malını getiriyor, Allah yolunda hepsini sarf ediyor. Hazreti Peygamber, ey Ebubekir, sen ev halkına ne bıraktın? Allah'ı ve Resulü'nü bıraktım diyor Hazreti Ebubekir. Bir gün bir fakir
Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor ama yara bere içerisinde. Allah Resulü onun halini görünce ne oldu sana? Vallahi ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Ben Ebu Cehil'e gittim, zengindi. Üzerimde bir elbise yoktu, bir elbise istedim. O da beni dövdü, bu hale getirdi. Git o Muhammed'e, sen inanıyorsun, o Muhammed sana versin. Peygamber çıktı, onun halini görünce, Ebu Cehil'in yaptığını işitince Allah Resulü çok muzdarip oldu, çok üzüldü. Ama içeri girdi, aradı, taradı, bir şey bulamadı. Ve neticede Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam üzerinde bir elbisesi vardı. O fakire şöyle dedi: ben bu üstümdekini de çıkarıp sana verirdim. Ama çıplak olarak kalırsam, beni böyle görürlerse üstüm açık, Muhammed delirdi diyecekler. Çeşitli laflar söyleyecekler. Sen git benim selamımı Ebu Bekir'e söyle, o sana gerekeni yapar. O fakir gider Ebu Bekir'in kapısını çalar. Hazreti Ebu Bekir çıkar, o fakiri öyle görünce üzerinde bir elbise yok. Ve ama aynen dediğim gibi yara bere içerisinde, ne oldu? Durumu anlatır. Ebu Cehil'e gittim, bu hale getirdi. Muhammed aleyhissalatü vesselama gittim, bir şey bulamadı. Bana dedi Ebu Bekir'e git, Ebu Bekir hal eder, selamımı söyle. Hazreti Ebu Bekir de içeri girdi, aradı, taradı, bir şey bulamadı. Değerli kardeşlerim, şimdi dolapları açıyoruz, bir baştan sona kadar gömlekler, takım elbiseler, altlar dolu, ayakkabılar, israf had safhada. Ama o gün bir elbise yok, Ebu Bekir versin Ali radıyallahu teala anhu. O da baktı, hem Allah diyor ve emmessa ile fela tenher, sizden bir şey istemeye gelenleri boş çevirmeyin diyor Allah. Bir de Hazreti Muhammed'in selamı ile gelmiş bu fakir. Hazreti Ebu Bekir onu boş çevirebilir miydi? Aradı taradı bulamadı, üzerindekini çıkardı, o fakire giydirdi gitti. Hazreti Ebu Bekir bir hasıra sarıldı, evde bir işte ne varsa ona sarıldı, bekledi. İkindi namazı yaklaşıyor, onun derdi elbise değil Ebu Bekir'in, onun derdi neydi? Onun derdi ikindi gelirse ben nasıl namaz kılacağım çıplak? Vahiy ilahiyle Cebrail indi, ey Muhammed, Ebu Bekir bu halde, Allahu Teala diyor Hazreti Muhammed onun o ihtiyacını gidersin. Allah Resulü çıktı sokakta, bir iki dinar borç ederek dükkandan bir elbise, bir bakalda veya o gün neyse aldı götürdü, Hazreti Ebu Bekir'e verdi. Al ya Ebu Bekir, giy ve namazını kıl. Durumu Hazreti Ebu Bekir'e anlattı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sen Allah yolunda olursan kardeşim, onu öyle bil, Allah yeri gelince Cebrail'i devreye koyar, yeri gelince Hazreti Muhammed'i devreye koyar. Allah istese, sen canı gönülde Allah yolunda malını sarf edersen, vallahi Allah senin bütün ihtiyaçlarını giderir. Birinin kalbine koyar, sana gelir, o ihtiyacını giderir. Biri sana bir iyilik yaptığı zaman elbette ona da teşekkür edeceksin. Ama önce Allah'a hamd edeceksin. O iyiliğini için sana yapıyor o kişi, Allah onun kalbine koyuyor. Allah o şefkati, o merhameti, o duyguyu onun kalbine koyuyor. O sana geliyor. Onun için sana o ihtiyacını gidermek üzere ya zekatını, ya sadakasını, ya güzel bir hediye ile sana geliyor. Onu sana gönderen kim? Onu harekete geçiren kim? Onu düşüneceksin. Hem onu sana verene teşekkür. Niye? Çünkü Allah Resulü öyle diyor: men lem yeşkurun nas lem yeşkurullah. İnsanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da teşekkür etmesini bilmez. Size biri bir iyilik yaptığı zaman onunla mukabele edin. Siz de iyilikle mukabele edin. O da yoksa ona teşekkür edin. Sana teşekkür ederim. Atasözünde ne deniyor? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Ya bir fincan kahvenin, ver senin hatırın olsun, ver ki arkanda hayırla yad edilesin, zekatını ver ki o fakir fukara sana dua etsin, sadaka hayır hasanat yap ki sana arkanda dua edilsin gıyabında. Tebessüm et, hiçbir şeyin yoksa tebessüm et, tebessüm etmen de senin için bir sadakadır. İttekun nâre velev bi şakkın temre. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor: kendinizle cehennemin arasına bir perde koyun. Velev ki bir hurmanız olsa, o hurmanın yarısını yiyin, yarısını da tesadukta bulunun. O yarın o sadaka sizinle cehennem ateşinin arasına bir perde, bir kalkan sizi cehennemden koruyacaktır.
Ya değerli günün dostlarım, vermek, vermek kadar güzel bir şey yok. Yedül ulya hayru min yedü sufla, veren el alan elden hayırlıdır diyen Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Evet, canlı yayında yine hattımızda izleyicimiz var, alalım. Alo. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nasılsın? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Ben Güven, Ankara yakasından arıyorum. Evet, isminiz görünüyor. Buyurun. Nasılsın hocam? Ellerini öperim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam sana bir sorum olacak. Buyurun, sorunuzu alalım inşallah. Şimdi elini öper. Benim bir oğlum var. Evet. Üvey kaynanam bırakmıyor elini öpsün diyor. Abdesti bozuluyor. Abdestin bozuluyor. Öyle bir şey. Neyine bozuluyor? Şimdi... Tekrarlayın. Şimdi Ali... elini öper bir oğlum var. Evet. Üvey kaynanam diyor ki benim abdestim onda bozuluyor. Bozuluyor mu hocam acaba öyle bir? Üvey kaynana. Evet. Tabi bozuluyor. Yani hanımın analığı benim oğlum için diyor ki abdestim onda bozuluyor. Tabi bozuluyor. Yani nikahı düşen kadından bozulur. Eğer onun da yaşı buluğ çağına gelmişse Şafii mezhebine göre bozulur. Evet. Hanefi de zaten kadınlara el değdiği zaman bozulmaz. Evet. Hayırlı Allah akşamlar. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz. Evet değerli gönül dostlarım. Yani bunu şöyle bileceğiz. Bir kişinin eğer bir kadınla nikahı caiz ise dolayısıyla o kişinin eli değerse o abdest Şafii mezhebine göre bozulur. Nikahı olmayanlarla abdesti bozulmaz. Bunu bu şekilde bilmek lazım, anlamak lazım. Zekat değerli kardeşlerim, lügat manasıyla arınmak demektir. Temizlemek demektir, artmak demektir ve büyütmek, büyümek demektir. Bizde öyle deniliyor. Adamın birisi tabii yakın köyümüzde yani her sene 40 koyunda bir tane koyun zekat verilir. O da bir ay kalınca ne yapıyor? Allah gani gani rahmet eylesin. Hep bunu böyle bazen misal veriyoruz. Dolayısıyla bir ay kalınca, senet dolacak ya, dolunca bir zekat verecek. O da bir koyunu ya kesiyor ya satıyor. Böyle 5-10 sene devam ediyor. Bir gün ahur yıkılıyor ve bütün koyunlar 40'ı da altında kalıyor. Tabii köyde böyle bir olay olunca herkes geçmiş olsuna gidiyor. O da ayak üst üstüne atmış sigarasını tütülüyor, gülüyor. Ya malın gitmişse niye gülüyorsun? Yok ben hak ettim. Ben her sene bir koyunu ya bir ay kalınca ya kesiyordum ya satıyordum. 40'ı tamamlamayayım, zekat vermeyeyim diye. Allah bir seferde 40 senenin bütün zekatını aldı diyor. Hakikaten bu yani güzel bir misal ve örnektir. Toplarsın, toplarsın, zekatını vermezsin. Öyle bir gün gelir. Gelir ki sen zannedersin o mal seninle ebedi kalacak. Bir bela gelir, bir musibet gelir, hepsi birden gider. Yani sen yemezsen, toplamazsan, toplasan zekatını vermezsen ya damatın yer, ya gelinin yer, ya oğlun ahlakı bozulur, kahveye gider, iki tane zar atar senin bütün topladığın malı zekatıyla, hepsiyle yok eder gider bir anda. Onun için değerli kardeşlerim, bu İslami vecibelerimize dikkat etmemiz, bu farziyetlere çok dikkat etmemiz lazım. Allah'ın emridir. Allah ver diyor ya. Sen kim oluyorsun ki vermiyorsun? Sen nasıl nefsini dinliyorsun? Sen nasıl şeytanı dinliyorsun? Dinlemeyeceksin. Rabbini dinleyeceksin. Peygamberini dinleyeceksin ve görevini yapacaksın. Bu öyle bir farziyet ki Kur'an, sünnet ve icma-i ümmet de sabit olan bir şeydir. Eğer bütün zenginler, ben bunu iddia ediyorum, dünyanın bütün zenginleri, bütün fakirlere malın da bir de Allah çok merhametlidir. Malın 60'ı 70'i değil, 40'ta 1, %2 buçuğunu hesaplayıp zenginler fakirlere verirse iddia ediyorum yeryüzünde bir fakir kalmaz ve artık gelecek sene bir fakiri bulup da zekatımı vereyim diye ararsın fakir bulamaz. Manisa'da evet hattımızda izleyicimiz var. Manisa'ya selamlar diyoruz. Alo. Alo, selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam nasılsın hocam? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam ellerinden öpüyorum. Hocam Allah bir sorum var. Buyurun. Şimdi borcu olan bir insanın evet. malı da var. Zekat buna düşer mi? Borcu olan bir insanın. Evet. Ona zekat verilebilir mi diyorsun yani? Hayır, borcu olan bir insanın
zekat verme düşer mi? Bir de adam daire almış krediyle ama iki tane, üç tane dairesi var. Evet. Kredide bir borcu da var. Ona zekat düşer mi vermek? Vermek mi düşer diyorsun? Evet. Tabii zekat, yani fıkıh kitaplarımızda bütün bu konular dile getirilmektedir değerli günü dostlarım. Şöyle mesela diyelim, adam, bir örnek vereyim, herkes bu örnekten istifade etsin. Ramazan ayından Ramazan ayına adam böyle bir adet etmiş. 12 ay bitince, Ramazan gelince ne yapıyor? Genelde bizde öyle yaparlar. Türkiye'de Ramazan ayında herkes zekatını vermeye çalışıyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayında verdin. Bir dahaki Ramazan 12 ay geçtikten sonra oturup malını hesaplayacaksın. Eğer borcun da olabilir. Diyelim mesela 100 milyar borcun var. 200 milyar da param var. O zaman bu sene içerisinde, senenin sonunda, yani mesela bir dahaki senenin borçları 15-10 sene taksitleri var. O sonraki senenin, senede sonraki taksitleri bir kenara koyacak. Bu zekatını verdiği senenin sonunda içerisindeki borçlarını çıkaracak. Diyelim 100 milyarı çıkarttı borcunu, 100 milyarı kaldı elinde nakit, ne yapacak? O elde kalan nakit paranın, yani o elde kalan sermayenin zekatını 1/40, %2,5 hesaplayıp verecek. Son senenin yani borçlarını, taksitlerini hesaplamayacak. Adam krediyle veya şuyla buyla 3 tane daire almış. Bu dairelerin de içinde kendisini oturduğu, kredi zaten haramdır. Böyle bir şey yapmak da zaten caiz değildir. Ama katılım bankalarında almışsa bunu fetvasını veren hocalar var. Ben ona da fetva vermiyorum. Dolayısıyla ne yapacak? Oturduğu evin zekatı yok. O diğer almış olduğu evlerinde zekatını hesaplayıp yüzde, yani 1/40, %2,5 verecek. Bazı alimler diyorlar ki sadece o evlerde aldığı kira parasının, diyelim mesela 20 milyara kira verdi, 20 milyar geliri oldu. O 20 milyarın yüzde, yani 2,5'ünü, 1/40, %2,5'ünü hesaplayıp verecek. Bazı alimler de diyor infak etmek lazım, cömert olmak lazım. Maliyetlerini de hesaplayıp %2,5'ünü vermek lazım diyoruz. Kısa bir aradan sonra bizden ayrılmayın. Zekat konusunu işlemeye devam edeceğiz inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu daimen ebeda. Avrupa'da telefon açan kardeşlerimiz de oldu. Hatta arada boş durmadık. Almanya'da bir kardeşimiz aradı, ona da cevap verdik. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan bütün kardeşlerimize, vatandaşlarımıza da buradan sevgilerimizi, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Değerli kardeşlerim, şunu da ifade etmek istiyorum. Yani telefonla aradığınız zaman artı bir ücret yok. Normal bir sabit telefonda ücret neyse, ücret telefon ücreti odur. Yani başka bir artı ücret yazılmıyor. Bundan müsterih olun, sıkıntı yok. Telefonlar da devamlı geldiği için bazen böyle gecikiyor. Ondan da değerli kardeşlerim üzülmeyin. Ulaşabilenler inşallah onlar sorularını sorsunlar. Biz de cevaplarını vermeye gayret edelim inşallah. Evet değerli gönül dostlarım, Kur'an-ı Azimüşşan'da Cenab-ı Hak "Ekimussalâ ve âtuzzekâ." Yani müfessirler bu ayet-i kerimeyi tefsir edince şöyle yorumluyorlar. Namaz kılın ve zekatınızı verin. Namaz kılıp da zekatı vermeyenin namazı kabul değildir. Zekat verip de namaz kılmayanın da zekatı kabul değildir. Dolayısıyla değerli gönül dostlarım, Kur'an'da beraber zikredilmektedir. اَقِيمُ السَّلَا وَاَتُ الزَّكَى. Namaz kılın ve zekat verin. Bunların geçerli olması için, makbule şayan olabilmesi için bir mümin iki görevini de yapacak. Bir diğer Kur'an'da zikredilen اَتِعُ اللّٰهَ وَاَتِعُ الرَّسُولُ. Beraber zikredilen iki şey. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ben Allah'a itaat ederim, Resulüne itaat etmem Hazreti Muhammed'e. Bu da kabul değil. Veya Hazreti Muhammed'e itaat ederim, Allah'a itaat. Bu da kabul değil. Yani mümin hem Allah'a itaat edecek ve hem onun Resulüne, Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselama itaat edecek. Bir de Allah ayeti kerimede anaya bana şükredin, anaya babanıza karşı itaat edin, şükrünüzü ifa edin. Yani ben Allah'a itaat ederim, ana babaya itaat etmem dersen bu da kabul değil.
Anaya babaya itaat eder, Allah'a itaat etmem dersen bu da kabul değil. Kur'an'da beraber zikredilen bunlar ikişer şey. Yani zekatı verin, namazı kılın, Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin, bana şükrünüzü ifa edin, ana babanıza karşı teşekkür görevinizi ifa edin. Bunlar beraber zikir edilmektedir. Evet değerli kardeşlerim, hattımızda izleyicimiz var. Alo. 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 Hatta mı kardeşimiz? Hattan düştü herhalde. Evet değerli gönül dostlarım. An İbni Abbasin radıyallahu anhüme enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâle li Muaz bin Cebel hîne be'athehu ilel Yemen. İbni Abbas radıyallahu teala anhüden rivayet ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali, mürşid ve kadı olarak gönderirken kendisine şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ve şöyle dedi Allah Resulü: İnneke sete'ti kavmen ehlel kitab. Evet, sen bir ehli kitap olan bir kavme gideceksin ey Muaz bin Cebel. Fe iza ci'tuhum fed'uhum illa en yeşhedu en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Sen onlara vardığın zaman Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin de Allah'ın Resulü olduğuna onları davet et. İlk görevim bu olsun dedi Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'e. Hattımızda izleyicimiz var. Alalım. Alo. Onları davet et. Alo. İlk görevim bu olsun dedi Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'e. Alo. Yani izleyicimiz telefonunu onu söyleyelim, hatırlayalım, ben yine hatırlatayım. Değerli kardeşlerim, telefonla aradığınız zaman kendi ev televizyonunuzu sonuna kadar kısarsanız zaman aşımı oluyor yani böyle. Dolayısıyla soru anlaşılmıyor. Telefonlarımızı inşallah açtığımızda evin televizyonunu kısalım. Evet ey Muaz, eğer onlar bu konuda sana itaat eder, Allah'ın varlığına, birliğine iman eder, şehadet eder, Hazreti Muhammed'in de peygamberliğini tasdik ederlerse فَاِنْهُمْ اَتَاعُ لَكَ بِذَٰلِكَ فَاَخْبِرْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ فَرَدَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ سَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ. Onlara hemen ardından da şu haberi ver: Allah sizin üzerinize 24 saatte, yani bir gün ve bir gecede 5 vakit namazı size farz kılmıştır. Bu farz-ı ilahiyeyi onlara anlat, bu haberi ver. Fe inhum ata'u leke bizalike, bundan da itaat etti mi sırayla gidiyor. Fe akhbirhum enallaha kad farada aleyhim sadakaten tu'khaz min aghniyahim fetureddu ala fuqaraihim. Şunu haber vereceksin ey Muaz bin Cebel, Allah sizin üzerinize zekatı farz kılmıştır ve zekatı da zenginlerin malında alıp onların fakirlerine vereceksin. Görüyor musun değerli müminler? Müminin görevidir, müminin vazifesidir. Allah bizim üzerimize farz kılmışsa, malımız varsa bunu alıp fakir fukaranın hakkını vermek mecburiyetindeyiz. Vermesek huzur-i ilahide mesul oluruz. Çok hadisler bu konuda mevcuttur. Zamanımız el verdiği kadarıyla bu hadisleri de zikretmeye gayret edeceğiz. Evet, Diyarbakır'a selamlar diyoruz. Alo. Efendim hocam. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar hocam. Buyurun. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam, böyle bir sorumuz var. Evet. Hocam, şimdi biz kasap olarak haca gittiğimiz zaman bir hacil bedelin fiyatı ne kadar hocam? Mesela bize 1.250 lira veriyorlar. 1 milyar veriyorlar. Evet. Buna karşılık hac vekaletini yapıyorlar. Bu doğru mudur, doğru değil midir? Bir de eğil olanlara vermiyorlar. Eğil olana verseler bu parayla eğil olan zatı gitmez. Bu Hacil Bedir kasap olarak gittiği zaman, evet, 1 milyar 250 milyona gittiği zaman, evet, bu karşı tarafın hacı yerine gelir mi gelmez mi? Sorumuz bu hocam. Tabii değerli gönül dostlarım, bu da önemli bir sorudur. Yani kardeşimizin sorduğu soru şudur, diğer bir ifadeyle: bedel haca giderse nasıl olacağı?
Bedel hacca da bunu çok dikkat etmemiz lazım. İmam-ı Azam Hazretlerine göre hacca gitmemiş bir kişi de başkasının yerine bedel hacca gidebilir. Ama İmam-ı Şafii'ye göre mutlaka kendi hacını eda etmiş birisi başkasının yerine ikinci bir defa bedel olarak gidebilir. Bedel dediğimiz başkasının yerine hacı eda eden bir kişi de ne yapacak? Dolayısıyla bir hacın masrafı ne kadar ise, bugün mesela Diyanet İşleri Başkanlığı yani 3500 dolar civarındadır. Bu şekilde yani onu Türk parasına çevirebilir veya diğer başka paralara, o bedelin o miktarını o kişiye vermek zorundadır. Yoksa sen bana 1000 lira ver, gire parasıyla ben gideyim, senin hacını eda edeyim, böyle bir şey söz konusu değil fakat. Dolayısıyla giden kişi kendi yerine gitseydi ne kadar parayla gider? O başkasının yerine bedel olarak gittiği zaman da o kadar paranın verilmesi lazım ki o hac eda edilsin, edildiği zaman da bedel sayılsın. Hem bazıları bugün camide de bana söylediler. Hocam bazı hocalar çıkıyor efendim, işte namazın kazası olmaz, hacın kazası olmaz. Değerli kardeşlerim, bunlar doğru şeyi ifade edilmiyor. Bu sözler doğru değildir. Bakın bütün Hanefi kitabın fıkıhlarını açın ve bütün Şafii ve diğer mezheplerin fıkıh kitaplarını açın. Hepsinde namaz kaza edilebilir. Geriye kalan, geçmişte kılamadığın namazı kaza edebilirsin. Ve bu da şu konuya mukayese ediliyor. Bir gün birisi Allah Resulüne geliyor. Bu hadis kitabından da mevcuttur. Ya Resulallah diyor, annem vefat etti. Hacını eda etmeden ben onun yerine bedel hac yapsam caiz midir? Efe ehaccu anha, aynen böyle. Ben annemin yerine hacca gidebilir miyim diye sorduğunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şu cevabı veriyor. Senin ananın borcu şuraya buraya olsaydı, sen onun borcunu ödeseydin olur mu? Evet ya Resulallah, olur. O zaman bu da Allah'ın annenin üzerinde bir hakkı ise, mali olduğu için hacını eda etmeden vefat etmişse onun bedelini yaparsan bu da olur. İşte bu konuda bu fetva bu hadiste mevcut olduğu için nasıl hacın yani eğer eda etmeyenin yerine bedel oluyorsa, beş vakit namazını eda edememişse, kazaya bırakmışsa kaza verebilir. Oruç konusuna geldiği zaman da tutamadığınız günler sayısınca daha sonra onları ne yapın? Tütün diyor peygamber. Tutamadı, öldü, vefat etti, ne yapacak? Varislar onun malında tutamadığı günler sayısınca bunun bedelini iskat dediğimiz bir devir meselesi var. Bunu da birçok kişi kabul etmiyor ama bütün fıkıh kitaplarını açın, bir bab da bu iskat devir konusunu anlatıyor. Bu vardır. Yani büyük imamlar, müştehitler bunu kabul etmişse, İmam-ı Azam bunu kabul etmişse, İmam-ı Şafii bunu kabul etmişse, İmam-ı Ahmet bin Hanbel, İmam-ı Malik Hazretleri bunu kabul etmiş fıkıh kitaplarında varsa, bugünkü ben şimdi kalkıp ben diyebilir miyim ben İmam-ı Şafii kadar alimim, ben İmam-ı Azam gibi? Nerede? 40 senedir okuyoruz, daha bir şey anlayamadık. Ben kendimi öyle biliyorum. Bu ilim bir denizdir, okyanustur. O İmam-ı Azam ki her gün bir hatim yapıyordu. O İmam-ı Şafii ki her gün bir hatim yapıyordu. Kur'an'ı baştan sona hatmediyor her gün. Ramazan ayı girdiğinden rivayet ediyor İmam-ı Azam 62 hatim, İmam-ı Şafii 60 hatim çıkarıyordu. Hani o hocalar, hani o müştehitler? Nerede? Şimdi onlar var diyecek, bugün çıkacak. Ha, benim damgam var. Tabii bütün hocalarımıza tenzih ediyorum. Bu konuyu böyle söyleyenlere sözümdür. Efendim ben profesörüm, ben doktorum, ben bu işin uzmanıyım, ben biliyorum, olmaz. Haydi oradan deriz onlara. Biz İmam-ı Şafii'nin dediğini yapacağız. Biz İmam-ı Azam'ın dediğini yapacağız. Biz İmam-ı Malik'in dediğini yapacağız. Biz İmam-ı Ahmet bin Hanbel'in dediğini yapacağız. O İmam-ı Malik'i her gün Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı rüyada görüyordu. İmam-ı Azam 100 defa Cenab-ı Hakk'ı kalbi gözlerle görüyordu. Sen kim oluyorsun ki bugün İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam var diyorsan yok diyorsun. Biz de elimizin tersiyle sizi tersliyoruz. Hadi yine oradan diyoruz. Evet değerli kardeşlerim, hac konusu vardır ve bu şekilde de bilmek lazım. Biz ehli sünnet vel cemaat itikadı olarak bu müştehitlerin dediğini yapıyoruz. Onların da kaynağı Kur'an'dır ve sünnettir. Çıkarsınlar İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanefi, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmet bin Hanbel bir meselede bir fetvayı verince ayete dayanmadan, hadisten dayanmadan bir fetva verdiklerini bana göstersinler. Gösterebilirler mi?
Bursa'ya selamlar diyoruz. Evet, hattımızda izleyicimiz var. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Bursa'ya selamlar. Buyurun. Hocam sana iki sorum var. Buyurun. Birincisi, Mekke Mükerreme'de hoca geride namaz kıldırıyor. Evet. İkincisi de bu zemzem getiriyor ve az zemzem veriyorlar. Evet. Bu zemzemin üzerine su ekleyse zemzem oluyor mu? Evet. Tamam, peki, teşekkür ediyoruz. Bursa'ya selamlar diyoruz. Değerli kardeşlerim, şimdi Mekke-i Mükerrem'de imam genelde makam-ı İbrahim tarafından geride kalıyor, namaz kılıyor. Biz Kabe'de olduğumuz zaman imamın tarafında olanlar imamın arkasında zaten namazlarını kılıyorlar. Diğer taraflardan ne kadar Kabe'ye yaklaşırsa yaklaşsın o namaz geçerlidir. Önemli olan imamın durduğu taraftan imamı geçmemek. Zaten geçmiyorlar, arka safta duruyorlar ve diğer taraflardan biz ne kadar Kabe'ye yakınlaşırsak yakınlaşabiliriz, namazımız geçerlidir. İkincisi de kardeşimiz soruyor, sorusu geride namaz kılınıyor dedi. İkinci sorusunu unuttum. Evet değerli kardeşlerim, inşallah hatırıma gelirse onu da söylerim. Muaz bin Cebel Yemen'e gitmiş değerli kardeşlerim. Yemen'de Allah Resulü oraya ulaştığın zaman önce Allah'ın varlığına, birliğine, benim peygamberliğime iman etmelerine davet edeceksin. Bu konuda sana itaat ederlerse günde 5 vakit namazın da evet üzerimize farz ol, onların üzerine farz olduğunu söyleyeceksin. Bu konuda da sana itaat ederlerse zekatın da Allah'ın onlara farz ettiğini söylersin ve dolayısıyla zenginlerinden alıp fakirlere vereceksin. Bu konuda da fe inhum etaa'u leke bizalike, bu konuda da sana itaat ederlerse ve iyyakum ve karaime emvalihim, zekatı alınca onların malının en iyisinden alma. Ortasında vasat. Bu din vasatı, ortayı hep bize tavsiye ediyor. Dolayısıyla bir malı aldığın zaman da zekatın ortasını, ne aşağı ne yukarı, orta malında al. وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَذْلُومُ, mazlumun beddualarından da sakın ha Muaz diyor peygamber. Mazlumların, zulme uğrayanların, fakir fukaranın da beddualarından sakın ey Muaz diyor. Çünkü فَاِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ رَوَاهُ الْخَمْسَ, onlarla Allah arasından bir perde yoktur. Yani onlar elini açtı mı, beddua etti mi Allah muhafaza, onların bedduası kabuldür. Bu bize de bir şumuldur. Değerli kardeşlerim, mazlumların, fakirlerin bedduasında sakının. Bazen yolda gidiyoruz, bakıyorum fakir elini uzatıyor. Acaba tam manasıyla fakir mi değil mi onu da bilemiyoruz. Git Allah versin. İşte bu alayı etmektir. Bu Allah'ı öfkelendirir, Allah'ı gadabe getirir Allah muhafaza. Varsa ver, yoksa varsa vermiyorsan da yine tebessüm et, güler bir yüz göster. Bu senden bir şey eksiltmez. O böyle onu böyle küçümseyerek zelil edecek şekilde, tahkir edecek şekilde ona davranma hakkın yoktur. Hiçbir insanın diğer bir insanı hakir, zelil, küçümseyerek ona bir laf söyleme hakkı yoktur. Bütün insanlar Cenab-ı Hakk'ın yanında değerlidir, kıymetlidir. Allah öyle diyor değerli kardeşlerim, öyle buyuruyor. لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adem, ben insan oğlunu şerefli kıldım diyor Allah. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَالطُّورِ سِن۪ينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَم۪ينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ, Allah dört maddeyle kasem ediyor, yemin ediyor. Ardında ben azmışan insanları en güzel bir şekilde yarattım. İnni ca'ilun fil erdi halife. Allah insanı böyle tarif ediyor. Ben yeryüzünün halifesini yaratacağım. Allah eşref-i mahlukat olarak insanı yaratmıştır. Değer vermiştir, kıymet vermiştir. Sen hiçbir insanı hakir, zelil göremezsin, küçümseyemezsin. Van'a selamlar diyoruz. Hattımızda izleyicimiz var. Alo. Esselamu aleyküm hocam. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam ellerinizden öpüyorum öncelikle. Allah razı olsun. Bu sohbetlerinizden dolayı sizden. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hocam ben size bir sorum olacak, bir de isteğim olacak sizden, size zahmet eder mümkünse.
Buyurun. Hocam siz sorum şu, organ bağışıyla alakalı ben görüşünüzü merak ediyorum. Evet. Onu öğrenebilir miyim? Tabii. Bir de mümkünse ben cep telefonunuzu arkadaşlarına alabilir miyim? Size özel bir sorum olacak da. Tamam, olabilir. Olabilir. Olabilir tabii. Cep telefonumu herkese veriyorum serbest, açık. 0546 236 42 11. Benim cep telefonum 24 saat açık. Fetvalara, sorulara açıktır. Tekrar 546 236 tamam. 42 11. Ellerinizden öpüyorum. Allah razı olsun. Amin sizden de. Değerli kardeşlerim, organ naklında Diyanet İşler Başkanlığımız bu konuda fetvayı vermiştir. Yani organ nakli caizdir. Ama Şafii mezhebine göre biz baktığımız bu konuyu biraz inceledik. Seyda, yani babam organ nakli Şafii'ye göre caiz değildir. Ama İmam-ı Azam'a göre caizdir fetvası. Zaten Diyanet İşler Başkanlığımız bu konuda bu fetvayı vermiştir. Böyle bu şekilde bilinmesinde fayda vardır diyoruz. Evet değerli kardeşlerim, zekat dedik. Zekat çok önemlidir. Bakın bu önceki zikrettiğim hadis-i şerif de Revahul Hamse. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai. Yani bir Revahul Hamse oldu mu müttefakun aleyhi, sahih hadistir. Sahih bir hadisi akşam bir hoca efendiyle dinledim, hoşuma gitti, bir yerdeydik. Dolayısıyla Mustafa Şişman kardeşime de buradan selamlarımı gönderdim. Beraber bir izledik hoca efendi. Aynen şöyle diyor. Bir sahih hadisi inkar eden dinden çıkar. Ben de onun sözünü aynen altını çiziyorum. Ben de onun altına 1000 tane mührü vuruyorum. Hazreti Muhammed'in sahih hadislerini inkar eden dinden çıkar. Onun için böyle bilinmek lazım. Hadisi hafife almak, sünneti seniyeyi hafife almak insanı dinden çıkarır değerli kardeşlerim. İşte bugün ne diyorlar? Geçen gün bir profesör hocamız vardı. İsmini hatırlayamadım. O da çok sevdiğim bir hocamızdır. O da aynısını söyledi. Hadisle uğraşmaya başladılar. Ha, olabilir dedik. Belki hadislerde hata olmuş olabilir. Şimdi onu bıraktılar diyor. Baktı ki şimdi diyorlar Kur'an tarihi bir kitaptır. Kur'an diyorlar şumuli mekandır. Yani Arabistan'a münhasır bir kitaptır. Ve dolayısıyla onun dışına çıkmaz. Ve bugüne de Kur'an-ı Kerim ne yapmaz? Hitap etmez. Böyle diyen bir adam... Altını net çiziyorum, kim olursa olsun, ünvanı ne olursa olsun, vallahi kıpkırmızı bir kafir olur. Kur'an-ı Azimüşşan Allah'ın kelamıdır. Vahiy ilahiyle Cibril Aleyhisselam'ın vasıtasıyla son peygamber Hazreti Muhammed'e inen bu Kur'an-ı Azimüşşan'da neyi arasan bulabileceğin ilahi bir kitap, geçmişin ve geleceğin bütün ilmini içinde itiva eden şumul-i zaman, şumul-i cihan, şumul-i mekan, kıyameti, cenneti, cehennemi ve geleceği hepsini anlatan bir kitap, ilahi muazzam bir kitaptır. Bunu inkar eden, bunu böyle pasivize etmeye çalışan, mekana, tariha mukayyet eden bir kişi vallahi dinden çıkar. Ya değerli kardeşlerim, Allah ehli sünnet vel cemaat itikadından, inancından bizi ayırmasın. Çok mühim mesele. Ahir-i zamanda yaşıyoruz. Böyleleri çıkacak, çıkmış çıkacak, çıkmaya devam edecek. Allah bizi ve bu ümmeti Muhammed'i böyle kişilerin şerrinden hifz-i muhafaza eylesin diyoruz. Kırşehir'de evet kardeşimiz aramış canlı yayında. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Kırşehir'den Yusuf Aktaş. Selamlar diyoruz Kırşehir'e. Canı gönülden izliyoruz hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Çok seviyorum. Çünkü hep ilmi konuşuyorsunuz hocam. Allah razı olsun. Çok evet, teşekkür ederim. Başlangıçtan beri takip ediyorum. Allah razı hocam, olsun. Hocam bir şöyle bir tereddütümüz var. Evet. Şimdi namazın şartlarından biri kıyamdır. Efendim? Kıyam şarttır. Evet. Nafile namazlarda, sünnet namazlarda kıyam şart mıdır değil midir hocam? Kıyam şart mıdır diyorsun ha? Tamam. Hocam tabii namazın şartlarında da kıyam. Tamam. Ama nafile namazlarda, sünnet namazlarında kıyam şart mıdır değil midir? Tamam kardeşim. Ben farzları demiyorum. Tamam. Tamam. Evet anladım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok sağ olun. Kırşehir selamlar. Gidiniz artırsın efendim. Amin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimizin duasını almak bize enerji veriyor, güç veriyor. Allah hepinizden razı olsun. Değerli gönül dostlarım, farz namazların yani içindeki farzlar var, dışındaki farzlar vardır. Dolayısıyla kardeşimizin de ifade ettiği gibi farz namazlarda kıyam farzdır. Yani gücü yeten bir kişinin farz namazını ben
oturarak kılarım deme hakkı yoktur. Yaparsa namazı sahih değildir. Eğer gücü yetiyorsa. Ama mazereti varsa oturarak namazını kılacak. Bu mazereti olan kardeşlerimiz de adam camiye kadar yürüyür, gelir hocam diyor ben oturup da namazımı kılamıyorum. Bu da yanlış bir fikirdir. Ben kendi camimde bütün sandalyeleri, masaları, sıraları hepsini kaldırdım. Büyük bir mücadeleyle kaldırdık. Ve dolayısıyla ben bütün imam arkadaşlarıma da diyorum. Bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da şeyi vardır, bilgisi vardır, bilgi vermiştir. Ve dolayısıyla bu bilgi çerçevesinde, bu emir çerçevesinde de bütün hocaların camilerde böyle sandalyeyi, masayı, sırayı kaldırsınlar. Kiliseye çevirmişler. Gücü yetiyorsa ayakta namazını kılacak farz namazını, mümin kardeşimin gücü yetmiyorsa da o zaman oturarak namazını kılacak. Farz böyle. Ama sünnet namazlarına gelince kıyam farz değildir sünnetlerde. Gücü yetiyorsa da oturarak kişi isterse oturduğu halde sünnet namazını kılabilir. Hatta Resulullah devenin üzerindeyken yürüyerken bile yürürken peygamberimiz sünnet namazlarını kılmıştır. Onun için sünnet namazlarda kıyam farz değildir. Gücü yetiyorsa ayakta kılsın, yetiyorsa oturarak da kılabilir. Yeter ki kılsın sünnet namazlarını. Ama farz namazda kıyam farzdır diyoruz. Evet, İstanbul'da yine bir izleyicimiz var. Alo. 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 Buyurun. Hocam selamün aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim bir sorum var. Buyurun. Ben yeğenime, kız kardeşimin çocuğu benim yeğenim oluyor. Ona benim zekatım düşüyor mu düşmüyor mu? Tabii ki sen onun geçimiyle şey değilsin yani sorumlu olmadığın için zekatın düşer. Başka? Bir de hocam borç verdim hani yeğenime borç verdim. Evet. O borcu yeğenim bana geri vermeden tekrar hani ona böyle aksetmeden desem ki içimden ben bunu zekat olarak sana bağışlıyorum desem olur mu? Asla ve asla olmaz. Çok olmaz. Güzel bir, olmaz. Bu soru çünkü ayet-i kerimede 7 sınıfa verilir zekat diye sayılınca lil fukarai. Bu lil fukarai değerli gönül dostlarım lam li temlik diyor. Yani biz Arapçada bir kayde var. Mülkiyettir. Mutlaka o borcu yani borcu var bana fakirdir geri veremiyor. Ben de onu zekata sayayım sayamazsın geçersizdir. Ne yapacaksın? Elinde olacak zekatı karşıdakine vereceksin, zekatı niyet edeceksin ve bu şekilde ne olur? O zekat olur. Yoksa borcumu sayayım, o da zekatın yerine geçsin asla ve asla olmaz. Elinde olacak mal, o mali karşıdaki kişiye vereceksin, o zaman ne olur? O zekat sayılır. Hem verirsin, o da sana geri borcun yerine verebilir, onda da sıkıntı yoktur. Onun için zekat, hatta İmam Şafii Hazretlerinde de ben bu zekatımı sana verdim. O da ben senin zekatını kabul ettim. Kabul icap da şarttır Şafii'de. Hanefi mezhebinde kalbinden de niyet ederse benim zekatımdır. O alan kişi o zekatı alırsa, hak ediyorsa o zekat da geçerlidir diyoruz. En Ebi Hürrete radıyallahu anhu enne racülen ete nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fekal dülleni ala amelin izâ amiltuhu dehaltul cenne. Adamın birisi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geldi. Ya Resulallah bana öyle bir amel söyle o ameli işlediğim zaman onunla cennete gireyim. Ben zaten diyorum cennete girme kolay. Bir mümin bu farzları işlerse kebair günahlardan iştinab ederse cennete girmesi kolay değerli kardeşlerim. Kars'a selamlar diyoruz. Evet hattımızda izleyicimiz var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun. Hocam ben Kars'ta Manifotra'cıyım. Evet. Sizi çok iyi dinliyorum. Allah için eksikliğinizi vermesin. Amin. Allah bizim razı olsun. Manifotra'da kar oranımız nedir? İçim rahat etsin. Manifotra'da derken ben yani şey yapıyorsunuz değil mi? Ticaret yani. Kars'ta, dükkan. Evet ticaret. Kars'ta Manifotra'cıyım. Kar oranımız nedir? Kar oranı şöyle, mesela yıl sonu geldiğinde zekatınızı veriyorsunuz ya. Evet. O yıl sonu gelince zekatınızı o dükkanın içerisindeki, yani diyelim mesela kumaş satıyorsun veya başka bir şey satıyorsun. Evet. Dükkanın içerisindeki malzeme ne kadar para tutar tahminen? Hepsini hesaplamak zor olur. Tahminen diyeceksin 50 milyar. O zaman o 50 milyarın o yıl içinde borcun varsa borcunu çıkaracaksın.
Borcunuz yoksa da ne yapacaksınız? O 50 milyarın 40'ta bir, %2,5. O da aynı paraya çevrilir ve para olarak da bu şekilde verebilirsiniz. Ticaret malının zekatı da değerli gönül dostlarım aynı şekilde, aynı oranda 40'ta bir, %2,5 olarak verilir, hesap edilir. Ve Kars'a da selamlar. Kars'ı da özledim. Bütün Kars'lara buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet, قَالَ تَعْبُدُ اللّٰهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Allah şöyle dedi. Allah Resulü şöyle dedi. Eğer sen bir ameli yapıp o amelle cennete gitmek istiyorsan şunu yap. Allah'a ibadet et. İbadet ederken hiçbir şeyi Allah'a şirk koşma. Yani riyadan, gösterişten uzak, halisane ibadetlerini Cenab-ı Hakk'ın rızası için ifa etmeye çalış. Bir. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ. Cennete gitmek mi istiyorsun diyor Allah Resulü. 5 vakit namazını, farz namazlarını da kıl. Ve tuaddi zekatel mefrude. Malının zekatını da ver. Cennete gitmek istiyorsun madem. Önce Allah'a ibadet et. İbadet ederken hiçbir şeyi Allah'a ortak koşma. İkincisi de 5 vakit namazını kıl. Cennete gitmek istiyorsan. Üçüncüsü de malının zekatını ver. Ve tesumur ramadan. Bir de Ramazan ayının orucunu tut. Kale, bu adam bunu Resulullah'tan işitince vallazi nefsi biyedihi la azidu ala hada. Vallahi nefsim 7 kudreti elinde olan zata yemin ederim ki, Allah'a yemin ederim dedi o adam, ben bundan fazlasını yapma. Yani ibadet ederken Allah'a ibadet edeceğim. Allah'a hiçbir şey ortak koşmayacağım ya Resulullah. 5 vakit namazımı kılacağım ey Allah'ın Resulü, malımın zekatını da vereceğim ve Ramazan ayının orucunu da, farz olan orucumu da tutacağım. Ama ey Allah'ın Resulü, bundan fazlasını da yapmayacağım. Bunun üzerine Allah Resulü bakın ne buyurdu değerli gönül dostlarım. Bukhari, Müslim, Nesai, muttefakun aleyhi, sahih hadistir. Allah Resulü, men serrehu en yendure ila raculun min ehli cenne fel yendur ila haza. Allah Resulü döndü eshablarına dedi ki ey eshabım, cennete gidecek birisini görüp sizi sevindirecek olursa işte bu adama bakın. Ne demek dedi Resulullah? Ya ne demek değerli kardeşlerim? Demek ki şu oluyor. Kim 5 vakit namazını kılarsa, ibadet ederken Allah'a hiçbir şey ortak koşmazsa, malının zekatını verirse, Ramazan ayının orucunu tutarsa o kişi cennete gider. Cennet kolay. Biz vasifelerimizi yapalım, görevlerimizi yapalım. Cennete koymak Allah'ın 7 kudretindedir. Bunu yap diyor peygamber. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın dediğini yaparsak cennete gitmek kolayıdır. Yani farizayı yapacağız. Furuzat-ı ilahiyeyi, farzları ifa edeceğiz. Kebair günahlardan da sakınacağız. Küçük segair günahlardan sakınmak zaten ne hoca sakınabilir ne hacı. Öyle zor bir asır, zor bir devir. Ama furuzat-ı ilahiyeyi yapacağız. Kebair günahlardan sakınacağız. Görün bakın cennete gitmek nasıl kolaymış. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Bu duayı da yapın değerli kardeşlerim. Ya Rabbi, bizi hidayete erdirdikten sonra kalbimizi dellete saptırma ya Rabbi. La tuzigh kulubena. Son an var ya değerli kardeşlerim. Bugün yine yolda bir, öyle yolda da gördük mü sohbete devam. Durmak yok, yola devam. Yolda da gördük. Kardeşlerimize bir taziye gitti. Onlara söyledim. Vallahi biz bu, dedim, karşı yaka mezarlığını görüyor musun? Ağası da burada, beyi de burada, paşası da burada, profu da burada, herkes, fakiri de burada, zengini de burada, amiri de burada, memuru da burada, işçisi de burada. Herkesin geleceği yer bura. Aa, bir oraya imanla geçebilsek var ya, mesele yoktur. Allah hepimize son nefesimizde kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti nasip ederek imanla göçmeyi bizlere, hepimize nasip eylesin değerli kardeşlerim. Yani ömür şu genç yaşta gitti, yaşlı gitti, onlar önemli değil. Önemli olan mesele, önemli olan sorun şudur. Biz imanla son nefesimizde gidebilecek miyiz? Bunu düşünelim. Malmış, mülkmüş, servetmiş, makammış, mevkimiş, hepsi gelip geçici. Bazen Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, demeyecek Cumhurbaşkanı niyetine, Başbakan niyetine, bakanın niyetine demeyecek. Er kişi niyetine ya. Zenginin niyetine demeyecekler.
Ya profesörün niyetine demeyecekler. Ne diyecekler? Her kişi niyetine Allahu Ekber. Ya değerli kardeşlerim. Veya hatun kişi niyetine Allahu Ekber denilecek. Allah ölürken de cenaze namazımızda büyük bir katılımı bize nasip etsin. Çünkü cenaze namazı da önemlidir ya. O müminler eğer 100 kişi bir cenazenin üzerinde namaz kılarsa Allah onu affediyor. Veya 3 saf bir cenazenin arkasında namaz kılarsa Allah onu affediyor. Bunlar sahih hadisler. İnna Allah yaghfiru amwata hadhihi al-umma bi-du'a yahya hadhihi al-umma. Allah bu ümmetin ölülerini de dirilerin duasıyla affeder. Birbirimize dua edelim, ölülerimize dua edelim. Akşam yatarken evet Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber demeyi unutmayalım. Bir haccın sevabı. 3 ihlası okumayı unutmayalım. Bir Kur'an'ı hat etmenin sevabı. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala cemii'l enbiya'i vel mursalin. Ya Rabbi Hazreti Muhammed'e ve gelmiş geçmiş bütün peygamberlere salatu selam olsun. Hepsi sana şefaatçi olur. Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat. Ya Rabbi bütün mümin ve mü'minatları da affeyle der dua edersen bütün Müslümanlara onlar da senden razı olurlar. Ya birbirimize dua, birbirimizin kalbini kırmayı bırakın. Hele hele eşler, geçen gün bir avukatla oturdum. Diyor ki hocam boşanma %50'ye varmış Allah muhafaza. Nereye gidiyor? Uçurum uçurum. Birbirimize saygı, birbirimize tahammül, birbirimize sevgi, birbirimize tebessüm. Hoş sözler varken selamla girelim, selamla çıkalım. Evimizde Kur'an okutalım. Rahmeti ilahi oraya nazil olsun. Melekler gelsin, şeytanlar kaçsın. Kur'an okuyalım, melekler gelsin. Sure-i Bakara'yı okuduğu zaman şeytanlar kaçar gider. Şeytan gelir eşlerinin arasına girer. Onları birbirine düşürür. Boşama noktasına gelir, boşattırır. Ondan sonra gider eyvallah der, gider benim sizinle işim kalmadı der. Ondan sonra gel işin içinde çık değerli kardeşlerim. Allah hepimize şuur nasip eylesin. Kur'an ve sünnetle temessük etmeyi, yaşamayı evlerimize huzur, neşe, bereketi ihsan eylesin. Diyoruz Bursa'da izleyicimiz. Evet hattımızda. Alo. Alo. Buyurun Bursa'ya selamlar diyoruz. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam ve rahmetullah. Aziz babam size ararız da. Ben 2 hafta önce Kabe'den geldim. Umre'den geldim. Kabe'nin imamı Osmanlı ravaklarının altından namazı kıldırıyor. Önde insanlar olduğu için Ulümer'e gidiyoruz bir. İkincisi zemzem suyunu geçen hafta bir programda çıkan bir su profesörü bu zemzem kuyusuna inen belli şahıslardan birisi. Zemzem suyunun açıklama yoktur sadece manevi olarak vardır dedi. Bunu bize bir anlatır mısınız? Değerli kardeşlerim imamın tabii ki mezheplere göre değişik yorumlar var ama imamın arkası imamın olduğu vecile veraklardan orada da namaz kılsa önü boş olduktan sonra imamın diğer etrafta Kabe'de kılınan namaz geçerlidir. Bunda sorun yok. Yani onlar da bu işi biliyorlar. İmamlar o namazı kıldırdığına göre o şekliyle diğer cemaatin tuttuğu saflarla zaten görevliler var, vasfeler var. Namaz geçersiz olsa zaten kıldırmazlar. Bunu böyle bilmek, namaz geçerli. İkincisi de zemzem suyu kuyusu çalışıyor. Geçen gün bir profesör güzel bir açıklama yaptı. Orada çalışmış, hatta zemzem kuyusunun müsteşarlığını yapmış bir Türk. Yani bizim vatandaşlarımız. Dolayısıyla aynen şöyle diyor. Diyor zemzem suyunun kuyusundaki su hiçbir zaman azalmamıştır. Zemzem suyunda olan özellik hiçbir suda bulunmamıştır. Ve biz her gün orayı ne kadar da şey yaptıksa yani tetkik ettiksek zemzem suyunun özelliği başka hiçbir suda bulunmuyor. Ve dolayısıyla manevi bir su olduğunu zemzem yani tür anlamına geliyor. Hazreti Peygamber buyuruyor ma'u zemzem lima şuribe lehu. Zemzem suyunu ne niyetle içerseniz ona şifadır. Ama tabi orada az bir zemzem veriliyor. Buraya geldiğimiz zaman o zemzemi bir bardağı mesela diyelim 5 litrelik bir suya bir bardak ekledikse o zemzem niyetiyle o şifayı bulur ve aynı görevi yapar. Bu konuda sıkıntı yapmayın değerli kardeşlerim. Ma'u zemzem lima şuribe lehu. Zemzem suyunu ne niyette içerseniz Allah o niyeti kabul eder. Allahümme inni es'eluka ilmen nafi'an ve rizkan vasi'an ve şifa'an min kulli da'in ve sakam. Allah Resulü bu duayı yapar ve zemzemi de ayaktan içerdi. Evet zemzem suyu her derde şifadır. Değerli gönül dostlarım
Tabi bilgi geliyor, zamanımız bitmiş. Bu hadiste bugün noktalayalım inşallah. Haftaya inşallah yine zekat konusunu devam edelim. وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالْ مَا مِنْ يَوْمٍ يُسْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ اِلَى مَلَكَانْ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَّ اللّٰهُمَّ اَعْتِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللّٰهُمَّ اَعْتِ مُمْسِكًا تَلَفًا رَوَهُمَ الشَّيْخًا وَالنَّسَائِي صدق رسول ونتق حبيب صلى الله عليه وسلم. Müttefakun aleyhi olan bu sahih hadiste Allah Resulü buyurur ki değerli gönül dostlarım, bak peygamber bunu anlatıyor. Nefsimizin dediğini sesini değil, şeytanın vesvesesinin dediğini değil, Hazreti Muhammed'e kulak verin değerli müminler. Aman ha, zekat konusu çok önemlidir. Yarın Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor, veylül lil müşrikin, müşriklere veyl olsun. Kimler? Zekatını vermeyenleri Kur'an müşrik diye tarif ediyor. Allah muhafaza. Müşrik diye tarif ediyor Kur'an-ı Azimüşşan. Bu hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor. Her Allah'ın günü iki melaike yeryüzüne iniyor. Bir melaike dua ediyor. Bir melaike de beddua ediyor. Melaike dua ede ne diyor? Ya Rabbi zekatını veren kişinin eline verdiğinden daha çok doldur diyor. Bir melaike de diyor ya Rabbi o zekatını vermeyen cimrilik edenin de elinden al diyor. Hazreti Muhammed böyle diyor. Onun için verdiği zaman o zekat mutlak surette yeri dolar, melaikelerin duaları red olunmaz. Vermediği zaman da bir bakarsın gider gider ama tak sekteye uğrar hepsi gider. Ya peygamber böyle diyor. Onun için peygamberin dediğini yapan kazanmıştır. Dediğini yapacak olan kazanır. Bundan sonra dediğini yapacak olanlar kazanacaklar. Peygamberin dediğini yapmayanlar kaybettiler. Bugün yapmayanlar kaybediyor. Yarın yapmayanlar da kaybedecekler. Allah Hazreti Muhammed'e tabi olanlardan, itaat edenlerden, dediğini uygulayanlardan hepimizi eylesin. Kısa bir dua ile noktalayalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب sana sonsuz hamd ve senler olsun. Bizi bu dini mübin İslam'la şereflendirdin. Ya Rabbi Hazreti Muhammed'e ümmet eyledin. Ya Rabbi bizi Kur'an-ı Kerim'le kelamınla buluşturdun. Sana sonsuz hamd ve senler olsun. Bu dini mübini hakkıyla yaşayanlardan eyle. Hazreti Muhammed'e itaat edip sünnet-i seniyesini ifa edenlerden eyle. Ya Rabbi Kur'an'ı okuyup, Kur'an'ı anlayıp, Kur'an'ı idrak edip hakiki bir manada hikmetle ya Rabbi bu anlayıp idrak eden kulların zümresine ilhak eyle. Bizleri evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim'e hadimkar eyle ya Rabbi. Bizleri evlatlarımızı ve bütün Müslüman kardeşlerimizi her türlü semavi ve arzi belalardan hifz-i muhafaza eyle ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifalar, dertlerine davalar, borçlarına da edalar ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu güzel vatanımızı da, bu cennet vatanımızı da her türlü semavi ve arzi belalardan hifz-i muhafaza eyle. Dahili ve harici düşmanların şerrinden muhafaza eyle. Ümmet-i Muhammed'e birliği, beraberliği nasip eyle. Bu Orta Doğu'da oyun oynamak isteyenlerin oyunlarını başlarına geçir ya Rabbi. Habibi Edib'in Hazreti Muhammed hürmetine. Bu güzel ülkemizin üzerinde yapılan oyunları boz ya Rabbi. Oyun yapmaya çalışanların bu oyunu onların boynuna halka ile geçir ya Rabbi. Küfarın belini kır ya Rabbi. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'i bu kafirlerin, bu zalimlerin zulmünden kurtar ya Rabbi. Esma-i Hüsna hürmetine, Habibi Edib'in Hazreti Muhammed hürmetine, Kur'an-ı Kerim hürmetine, ya Rabbi Zemzem hürmetine, Makam-ı İbrahim hürmetine, Safa'da, Merve'de, Ravza'da, Arafa'da yapılan dualar hürmetine, ümmeti Muhammed'i, Suriye'deki kardeşlerimizi, Harakan'daki kardeşlerimizi, Afganistan, Pakistan, Keşmir, Çeçenistan ve dünyanın her tarafında zulme maruz kalan bütün Müslüman kardeşlerimizi bu zalimlerin zulmünden kurtar ya Rabbi. Sen kadirsin, muktedirsin ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e de birliği, beraberliği, kardeşliği nasip eyle. Bu ülkemizi her türlü ekonomik krizlerden de çıkar ya Rabbi. Çok kardeşlerimiz bundan muzdariptir. Bu da bir oyundur. Bu oyunu da onların başına geçir ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e ya Rabbi bol rızıklar ihsan eyle. Bu ülkemizde ekonomik krizde evet
çırpınan kardeşlerimizi de onların üzerine kolaylaştır, sühleştir ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Tekabbel minna bi hürmetil Fatiha. Amin. Evet değerli günün dostlarım, bugün de Saadet Deren programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı saatte aynı zamanda buluşmak üzere Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Ama Saadet Deren programını ve Kanal 5 ekranlarından ayrılmayın ve mutlaka izlemeye devam edin. Allah hem söylediklerimizle bizi müstefit kılsın, hem de sizleri müstefit edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.